بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. الله سبحانه وتعالى إمامنا وويني تبيان أسرلردن خلالكن درسلرمزنا منفعتلي قلسن وكش معلمنين إلغالة باشده هم معلم هم متعلم هم أرغنوچ هم أرغتوچ دائر آدابلرنا ذكر قلدلر كين xosatan muallimga doir bo'lgan odoblar, u o'zlashtirishi lozim bo'lgan axloqlar, u qilishi kerak bo'lgan ishlarni aytib keldilar. O'tgan safar shuni o'qidik, ya'ni o'rganuvchiga yaxshilik qilish, unga xayrixoh bo'lish, yaxshilik istash, mutakabbirlik qilmaslik, shogirdlarini oldida yoki shogirdlaridan o'zini ustun tutmaslik, shu kabi odoblarni zikr qildilar. Endi ana shu odoblarni davomi, yana muallimga xos bo'lgan odoblar, muallim sifatlanishi lozim bo'lgan sifatlar, muallimda topilishi lozim bo'lgan sifatlar. Bu kishi umumiy qilib shunday qilish kerak, shunday bo'lishi kerak deb aytib ketyaptilar. Ularni ba'zilari farz, ba'zilari vojib, ba'zilari sunnat bo'ladi. Bu kishi umumiy qilib aytib ketganlar. Masalan, shogirdga yaxshilik istash, nasihat, o'tgan safar nosihlik dediga, xayrixohlik, yaxshilik istash, shu qanaqa sifat? Shuni nosih bo'lish qanaqa hukmi, nima? Nosih bo'lsa yaxshi, bo'lmasa hechqisi yo'qmi? Nosih bo'lish shartmi yoki shart bo'lsa talab qilinadimi? U talab qilinadigan bo'lsa qanaqa darajada qat'iy talab qilinadimi yoki qilsa yaxshi yo'q, qilmasa biroz yomon bo'lishi mumkin, ozgina gunoh bo'ladi, kichkina gunoh bo'ladimi? Masalan, shariat bir narsaga buyursa, o'sha narsani bajarish savobli bo'ladi, tark qilish gunoh bo'ladi. Namozga buyurdimi, namoz savob, o'qimasa gunoh. Ya'ni o'qisa savobu, o'qimasa hech narsa yo'q emas. Endi nafl ibodatlar bor, qo'shimcha amallar, ularni qilsa yaxshi, savob bo'ladi, ammo qilmasa gunoh bo'lmaydi. Masalan, choshgoh namozi, zuho namozini o'qisangiz savob bo'ladi, o'qimasangiz gunoh bo'lmaydi. Endi bu nasihlik masalan, yoyinki o'sha shogirdga yaxshilik qilish, bu qaysi jumladan? Vojib jumlasidanmi, farz jumlasidanmi? Yana kelayotgan odoblar ham bor, xususan nasihlik farz. Shuning uchun Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu aytganlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizdan har bir musulmonga xayrixoh nasih bo'lishga bay'at olganlar. Bay'at ol degani nima degani? So'z berdi degani. U so'z berdi degani nima degani? Dunyoda ham javobgar, tark qilsa oxiratda ham javobgar. Dunyoda ham xatokor, oxiratda ham gunohkor. Demak, har bir musulmonga nasih bo'lish, har bir musulmon, o'zingizga yoqqan musulmonga emas, yoki sizni yaxshi ko'rgan yoki siz yaxshi ko'rgangagina emas, yoki sizga qarindoshligi bor yoki sizga yaxshilik istaganini o'zigagina emas, yo'q, har bir musulmon sizga yaxshilik istamasa ham, u sizga yomonlik istashi ham mumkin, lekin unga ham yaxshilik istashga buyurilgansiz. O'zingizni to'dangizgagina yaxshilik istash bo'lsa, u siz musulmon emassiz haqiqiy. Yoki o'zingizni ham sizga ham fikr bo'lgan musulmonlargagina siz yaxshilik istasangiz, u boshqalarga yaxshilik istamaydigan bo'lsa, siz ham komil musulmon emassiz. Bu diningiz noqis. Siz farzni tark qilayotgan bo'lasiz, farzni. Nafaqat o'ylamangki sunnat, yo'q, farzni tark qilayotgan bo'lasiz. Chunki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'tgan safargi darsda o'tdilar. O'tdik, aytdilar: "Ad-dinun nasiha." Din nasihat, din xayrixohlikdir. Din yaxshilik istashdir boshqalarga. Bu degani yaxshilik istash ketdi degani qaysi o'rinda? O'sha o'rinda din ketdi degani. Qaysi o'rinda birovga yaxshi, o'zgaga yaxshilik istashni yo'qotdingiz? O'sha o'rinda diningiz yo'qotdingiz. Qayerda yaxshilik istashda noqislik qildingiz boshqalarga? O'sha o'rinda dinda noqislik qildingiz. Bu o'ta büyük qoida. Va musulmonlar barchamiz har daqiqa eslab yodimizda tutishimiz kerak bo'lgan va biz unutgan qoida va biz amaldan qoldirgan farz bu. Biz amal qilmayotgan dinimizni javhari, shundan biz dindorligimizni yo'qotganmiz.
asli Müslümancılığımızı yokatken noktalarımızdan biri özgelerde yakışılık isteş hususiyetini yokatkenimiz. Var isteş. Mesela. Lakin nisbi. Mesela balası gibi yakışılık isteydi. O irade kılınmaz bir yerde. Anası gibi hemen yakışılık isteydi. O irade kılınmaz bir yerde. O türtki sizdeki o fitri inerse. Yani, siz, yani sizdeki o ne diyemiz irki inerse o. Dini inmez o tuyuğu. Ateş bulgan için o kim bu senin yakışılık isteyiz. Yani ki koşunuz. Tanış bulgan için yine. Yani ki aşınayız. Sizge paylaş tekken için. Yani ki bir Müslüman biraderiniz yani ki namusulman bu sefer. O sizge hem fikir bugün uç. Ya ki siz kana kadar bir akımge mensupsuz, o şu akımda gilerge. Ya ki kana kadar bir tarikatge mensupsuz, o şu tarikatte gilerge. Yine yaşlılık isteyiz. O şeylerge yine hakiki Müslümanga kılınadigen münasebet bildiriz. Kesel bosa köresiz ha. Bimar bosa havar olasız. Kinçlik yardım beresiz. Yardım sonrası beresiz. Haliden havar olasız. Bunga yaxshilik isteyesiz, ondan zararını daf qilishga intilasiz. Bu nisbi ma'lum chegaralarga cheklangan, yani ma'lum toifalargagina, yani ma'lum tabaqalargagina qaratilgan bo'lsa, u dema iymondan emas. Yaxshilik isteyapsiz, boshqa turtki bilan, iymon turtkisi emas, u din emas u. Masalan, bolangiz bo'lgani uchun, masalan, foydasi tekkani uchun, masalan, sizga bir kun hadya bergani uchun. Masalan, sizga ham bu yaxshilik istagani uchun. Mesela o sizge hem fikir bulganı için. O hakkası. Lekin Allah için biz. Allah için bulsa o dinden bulur. O din yakışılık isteştir başkalarına degeni Allah için bulganı. Nefsten bulganı mas. Başkası hamasında nefs var. Surette din bulsa yani. Mesela bazı adamlar uzun tarikat edilirler ki yine uçuna samimi buladı, hayırkak buladı. Demek onlar hem kimdedir yakışılık isteyebdi. Lekin din demez, Allah demez o. Allah'dan bugün de çekilenmezdi uzun taifesine. Uzun tarikat ahliye. Yani ki uzun hem fikirlerine çekilenmezdi. Çekilendi mi nefs var? Kana kadar çekileniş var? Uruhçilik mi? Ha? Başka hemkarlık mi? Kana kadar çekilen var? Demek bu yüzden uyurdu. Nefs yani ki başka bir türkü var. Ama Allah demez. Allah bosa, Allah için bosa hemen yaşlı isteşiniz. Hemen isteyesiniz, siz o Müslümanı acıtmayız. O sizge yamallik kutursa. O sizge yaşlılık istemese. O sizge natanış bosa hem. O sizge hem fikir bulmasa hem. Hatta kafirge hem. Kutkese felettik ayetlerde okuduk. Hatta gayri dinge hem biz yaşlılık isteyemiz. Bugün davetimiz onge. Onge yaşlılık isteşten ibaret kalas. Başka narsamız. Gözümüzge hiç nesi yok. Mukabilede. Şu adam Müslüman babkası bizge yaş pul birerdi demeyimiz. Şu adam Müslüman babkası bizge bir yaş nam bulardı demeyimiz. Yok. Şu adam Müslüman babkası şu cennetke kirsayı diyemiz. Halas. Hemege bir kıl münasebe. Mene şu din, şu İslam. Kim bundan başka narsanı özde kursa bilsin ki o dinden başka narsanı kuruyordu özde. O dinmez o. Müslümanlar hazır aytishimiz mümkün. Hammamiz desek bunu. Eng muhtoj bo'lgan qoidamiz. Va yo'qotganimiz. Bizda o'ta nisbiylashgan bu xususiyat. Boshqaga yaxshilik istash xususiyatimiz o'ta ham nisbiylashgan. Allohga mutlaqo aloqasi yo'q. Alloh uchun deyoradi hamma. Turki boshqa bo'ladi. Alloh uchun bo'lsa Jarir ibn Abdulloh roziyallohu anhu aytganlardek har bir musulmonga deganlar. Yaxshisiga, taqvolisiga senga yaqiniga, senga yaxshilik qilganiga masalan har bir musulmonga bay'at olganlar shunday deydi. Va bu qalb amali, yaxshilik istash. Qalb amallariga ham bay'at olganlar. Amalda aks etadi, lekin asli negizi qalb amal. Hatto qalb amallariga bay'at olingan. Ana shunda biz sahobalarga ergashgan bo'lamiz. Shunda biz sunnatni tushungan bo'lamiz. Sunnat deb olib har kim xohlagan gapini aytishga haqqi yo'q. Hakiki sünnet ve dinin negizi ve peygamberimiz din bağlı şu deb aytgan sünnet şu. Ve bu farz. Her bir Müslümanga farz. Hatta bir adam sizge zulüm kıldı. Keçir varsanız nur üstüge nur. Afzalın üstüge bulasın. Yok cezasını veriyemiz. Öşende hem yakşılık isteyen buluşuz gibi.
asli yaxshilik istash bo'ladi tek tagida. Bu adam ikinci adamga zulm qilmasin degan istak bo'ladi. Men hozir meni bir shapaloq urdi. Endi men qo'la ursam, mendan boshqani ham borib uradi hozir. Unga ko'ra bir shapaloq qaytaray, keyingi safar boshqani urib bu zolim bo'lib gunohkor bo'lmas. Bir adam birovga zulm qilyapti. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam nima dedilar? Zolimga ham, mazlumga ham yordam ber dedilar. So'rashishki, mazlumga yordam berishni bilamiz, zolimga qanday yordam beramiz? Zolimni zulmdan to'xtatasan dedilar. To'xtatishingizdan murod nima? Yordam. Bilasizmi? Yordam ber deyaptilar Rasululloh. Zolimga yordam ber. Ya Rasululloh, mazlumga bilamiz yordam berishni, ezilayotgan odam buni zulmdan qutqaramiz. Zolimga qanday yordam beramiz? Zulmdan to'xtatasan dedilar. Qo'lidan ushlasan dedilar. Ko'rasizmi, bir odamni jabr qilayotganda jabridan to'xtatish ham tagidagi omil unga yordam berish. Din ana shunday ezgulikdir, ana shunday yaxshilik istashdir. Biz shuni yo'qotganimiz uchun hozir porakandamiz. Shuni yo'qotganimiz uchun o'zimiz dinimizdan bebahramiz. Bu endi umumiy qoida har bir musulmonga. Endi shogirdga nisbatan bu ziyoda bo'lish kerak. Chunki uni shu musulmonlik haqqi bor. Ondan tashqari shogirdlik haqqi ham bor. Ham suhbatlik haqqi ham bor. Demak, mana bu aytilayotgan odoblarni biz o'ylamayki qilsa yaxshi bo'lar ekan. Qilolmasa endi hech qisi yo'qdir deb o'ylanam. Yo'q, qilish farz bo'lgan narsalar bular. Har bir musulmonda mavjud bo'lishi farz bo'lgan xususiyatlar, xislatlar bular. Endi keyingisiga o'tadilar. Ta'dibul muta'allim. Yanbaghi an yu'addiba al-muta'allima على التدريج بالآداب الشرعية السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالدقائق الخفية. أستاذ قال لازم بولا هر بر أستاذ إكي قلاغ بلن وقلب بلن إشتش كريب بلن هر بر أستاذ إلم بلي يكن هر بر أستاذ قال واجب بلن سفد برغن يكن شاقرتن درجة ما درجة آلي جنب آداب لر ma'qul ya'ni manzur bo'ladigan fe'l atvorlar hamda o'zini nafsini tarbiyalashga odob berib o'rgatish lozim. O'z nafsini daqiq, nozik va maxfi narsalar bilan davolashga, chiniqtirishga o'rgatib odob berishi lozimdir. Ustoz odob berishi lozim. Qanday qilib? Birinchi deyaptilar adabus saniy, oliy janob odoblar. Odobni biz aytdik-ya, qarshingizdagi odam xursand bo'ladigan narsani qilishingiz zohirda. Shiyam al-mardiyya degani, ya'ni manzur bo'lgan fe'l atvorlar, axloqlar. Go'zal axloqlar degani. Bu qalb sifatlari va ular zohirda aks etadi. Shu narsalarga o'rgatish kerak tadrijiy. Birdaniga bo'lmaydi. Birdaniga hamma narsani qila olmaydi hech kim. Ustoz asta-asta o'rgatish kerak. Birinchi, eng birlamchi odobni o'rgatadi. Salom berish. Chiqib ketayotib yana salom berish, kirganda birinchi salom berish. Ovozni ko'tarib gapirmaslik kerak emas paytda. Birovning gapini bo'lmaslik. U hokazo. O'zgalarga yaxshilikni istash jumlasiga kiradi. Shuni o'rgatsin. Masalan, shogirdlarga aytsin. Bugun sen o'rtoqlaringa bir saxovat ko'rsin. O'zingning yoningdan bir ozgina shirinlik mana saqatib qo'y. Pishirning bo'lsa ham mayli, mayli emas. O'rgatsin, saxovatga o'rgatsin. Shu bor-bor zuhudni shakllantiradi. Biroq urushib kelsa, o'rtaga tushib olib, dahanaki jangga o'tmasdan nima deb aytding? Shu so'zni aytishing to'g'rimi? Kechirim so'ragan. Sen kechirgin buni. Qani bir quchoqlashinglar-chi, qani ijobiylar. Bag'ringdan bir-biringdan qalbingdagi gina ketguncha quchoqlab turasan bir-biringni. Ikkoving bir-birini quchoqlab turasan, to qalbingdan gina ketguncha, xafalik ketguncha. Ketmasa qo'yvormaysan. Mahkam quchoqla. Shuni o'rgatish kerak. Birovga nisbatan gina saqlash bo'lmas. Aksincha, siz shogirdlaringizni ham o'zingiz dushman bo'lgan odamlarga dushman qilib tarbiyalaysiz. Ko'zingizga yoqmagan odamlarga musulmonlar sizga ham fikr bo'lmagani uchun ularga dushman qilib tarbiyalaysiz. Siz xiyonat qilayotgan bo'lasiz dinga, ilmga, shogirdga. Kelajak avlodga xiyonat qilyapsiz.
Onu olijanob axloqlar bilan o'stiring, talashib tortishadigan pastkash qilib tarbiyalamang. Balki olijanob axloqlar bilan tarbiyalang. Hech qachon oxiratdan dunyoni ustun qo'yadigan bo'lmas. Zarra savobga dunyoni almashtiradigan bo'lsin. Zarra pulga oxirat emas. Ozgina pulga oxiratni almashtiradigan emas, yo'q. Zarra savobga, 2 rakat savobga dunyoni tillasiga almashtiradigan bo'lsin. Shuni tarbiya qiling shogirdingiz. O'rgating unga namuna bo'ling o'zingiz. Darajama daraja. Yana bu kishi aytibdiki, "Valiyadati nafsihi." Nafsini chiniqtirishga, nafsini nimaga chiniqtiradi? Go'zal axloqlarga. Bolani o'rgatish kerak chiniqtirishga. Nafaqat o'zingiz chiniqing, yo'q, bolani, shogirdni chiniqtiring. Masalan, birovdan ozor yetsa, sabr qilishni bilsin. Har kelgan quloqqa eshitilgan gapga javob bera olmasin so'kinib. O'ziga kelganki ozorga javob beradigan odam hayvon bo'ladi. Ba'zilarini ko'tarish kerak. Daf qilar ekansiz, zulmni daf qilishingiz kerak. Nafsingizning himoyasi emas. Tushundingizmi? Mana bu olijanoblikni o'rgatish kerak. Nafsni riyozati ibodat bilan bo'ladi, axloq bilan bo'ladi, zikr bilan bo'ladi, fikr bilan bo'ladi. Va bu kishi qo'shib qo'yaptiki, biddaqiqil xofiya, maxfi, daqiq, nozik ma'nolar bilan nafsini riyozat qilsin. Chiniqtirsin. Nima degani? Masalan, o'g'lim, Qur'on o'qiyotgan paytingda qalbingga o'zingga baho berish kelib qolsa, to'xtat. Bilasizmi? Daqiq narsalar. Vaz qilayotgan paytingda va nasihat qilayotgan paytingda odamlar maqtasa agar, xursand bo'lib ketayotgan bo'lsang, to'xtatma o'zingni. Yoki o'zingga o'zing baho beradigan bo'lsang, to'xtat o'sha vaqtda. Istig'for ayt, tavba qil. Keyin qalbingni isloh qilib boshla qaytadan. Boshqa kuni boshqa boshla iloji bo'lsa. O'sha kun emas. Kibr paydo bo'lib qolsa, palonchi o'rtog'ingdan o'zingni ustun bilyapsanmi? Bor o'shini kirini yuvib olsan o'sha. O'shani poyabzalini to'g'rilaysan. Menga ba'zi bolalar keldi. Shu yerda yurgan bolalar, yosh katta bolalar endi 22 degan. Endi buni yosh bolalar bilmaydi. Yosh kattaroq bolalarda aqli yetadi. Lekin 10 yoshdan boshlab o'rgatsa bo'ladi. Yosh kattaroq bolalar kelib so'rashdi. Menda dedi, ba'zi bir katta shunaqa odamlarga hasad bor. Menda katta mavqeli kishilarga hasad bor. Dunyoviy emas, olim bo'lgan, Allohga yaqin bo'lgan. Diyodi men aytdimki, shu ko'zingizga 10 kishi o'tirgan edi. Eng past qaysi bir ko'ryapti dedi. O'sha palon balonchi. Eng mesimi deganingiz qaysi o'sha palonchini mesimi 2 pulga olmaman. O'shini kirini yuvasiz. Shuni poyabzalini to'ldirasiz, paypog'ini yuvasiz. Chunki u kattaligini istagandan kattalarni yomon ko'ryapti. Hasad qayerdan kelib chiqadi? Siz uni maqomini istaganingizdan kelib chiqadi. Yoki uni ko'ra olmaganingizdan, joyini istash ham bor. Uni o'sha joydan yo'qotishga istak bor o'zi, hasadning mohiyati o'sha. Lekin o'sha uni o'sha joyda ko'rishni istamaslik nimadan? O'sha joyini o'zi istagandan-da. G'oliban shunday bo'ladi. Men aytdimki, bu siz nafsingizda kattalik bor. O'sha eng ko'zga ko'rinmagan odamga xizmat qilasiz. O'rgatish kerak nafsini daqiq illatlarini to'g'rilasiz. Yoyinki masalan qalbingni hozirlab turib, keyin tilovat boshlagin. Vaz boshlashdan oldin istig'for ayt. Va hokazo o'rgatish kerak. Daqiq ma'nolarni o'rgatish kerak. Shunda u kishi to'g'ri ta'lim beradi. Bo'lmasa din suiiste'mol qilinadi faqat. Hozir bo'layotganda. Ko'rinishi din asli nafs. Falon joyga imom bo'laman, piston joyga qozi bo'laman, falon joyga falon mansabga o'tiraman deb bir-biri bilan urushadi, bir-birini yomon ko'radi, pora ham beradi. Shuni orqasidan kasal ham bo'ladi, shuni orqasidan gunoh ham qandasa qiladi. Nimada o'sha nafs ta'lim paytida tarbiya berilmagan. U kitob o'qitib qo'yilavergan. Oyat mana bu, hadis mana bu deb. Lug'atni bilmagan, arabchani bilmagan, xolos. O'zi asli musulmon bo'lgan emas hech. Ustozga lozim mana shunday ta'lim bersin. Daqiq narsa. Shuning uchun darajama daraja olib chiqsin, daqiq darajaga olib chiqsin, nozik tuyg'ulargacha olib chiqsin. Bu ayni Rasululloh sunnatlari alayhissalom. Men boshqa o'rinlarda ham aytib berganman. Hazrat Ali roziyallohu anhu bir shaharga borib, butlarini parchalab, qabrlarini tekizlab, issiq odamlar sig'inayotgan. Rasmlarini shilib kelganlar, odamlar sig'inayotgan narsalar.
Kim bana deyip etkilerde hiç kim yüreği dağ vermeyen. O kişi benim bana ben deyip bağırdı. Bana gelip, ya Resulullah bir arada kabir kazılmadım. Bir arada but kazılmadım, sindirdim. Kabir kazılmadım, tekizledim. Bir arada resimini kazılmadım, adamlar sakın yekken resimlerini hepsini uçurup taşıdım. Şilip taşıdım. Degenleri de Hazreti Resulullah ettiler ki ya Ali la tekun muhtalen ve la fettanen. Yani kirli degen maktan degen bu mu? O fitne gel bu mu dediler. Berekelle demediler. Zor iş kıp durgen cahide zor iş kıpsan demediler. Bu mesela o kanaka cesaret bir şehirge var, bir şehir ahliye karşı bitti oz bitti iş. Ola sığınırken ilahını yukatıp gelişti oğlum. O da kentten arsa. Bitti adamın kolundan nanını alışmaz o. Kişiler sığınırken ilahını sindirip geliş. Şimdi Ali Cenab-ı Hak, şimdi bir meşakkatli işini kıp keseler, berekelle demediler mi? Kekke uçmaktan uçmamı dediler. Gördüğünüz gibi o dakik, dakik zerreler geçe kalbindeki öteyken tüyguları geçe Resulullah muhalacak yani. Şunu ne kılı terbiye kılış gerek ustaz, şagird. Dereceme derece şunu yap çıkış gerek. Söyleyeyim. Kin ve yu'avvidehu as-siyanete fi cemi'i umurihi el-batinetil celiyye. Vel celiyye. Şunu ne onu berse işleri de, yaşaran işleri de yok. Aşkar işleri de özünü saklaşke örgütçü lazım. Lokmayı sakla diye örgütes mesela. Bırak sıra ise sırrını sakla diye örgütes. Soruç. Kimini pak sakla diye örgütes mesela. Tilingini pak sakla diye örgütes. Bırak ya hıyanet kime? Bırak onu sudan şikayet kıla diyen yazar diyen bu mu? Bırak onu tuhmat kıla diyen bu mu? Özünü saklaştı örgütes. Özünü dinini saklasın oğlu. Ahlakını saklasın. Batınında hem zahırda hem. Batınında zahırdakiler şunlar indi. Çünkü yoksa geldiler. Namazını saklaşı, pakiliğini saklaşı, tilini saklaşı, kuzunu saklaşı. Bıra onu avretiye kuzuyunu taşlama. Bıra onu üyüge, hanadanıge kuz dikme. Bıra onu sırrıge kulak sama. Azalarını sakla. Tilini sakla, kulini sakla. Bıra oge zarar yetkazışlar, uzunini sakla. Bunlar zahırlar. Batını içkilerden hem. Kalbinde bıra oge gine kalmaz. Kalbinde bir oğuge hasat kalmaz. Kalbinde bir oğudan kibir kalmaz. Kalbinde bir oğuge nispeten bir alem kalmasın. İçinde bir oğudan alem alamen de yürüme. Alem alış istekide yürüyen adam Allah'tan korkmayarken bunu. Bu dünyanın muhabbeti bunu. Dünyanın muhabbetinden alem alış ki ister. Alem alışını ister. Dünyanın sevişten o. Ahirette unutuştan o. Bana bu derslerini örgütsün. Dakik kılıp, mehfilerini hem aşikarlarını hem. Taşkarısı çırağılı, adablı, kollar köksü de lafızlar çırağılı, içi meraz bulmazsın. Tahsil özlerden deyip koyup, içi de belki ötkenliğinden başka narsa öyle diyen bulmaz. Zahırda hürmet koyup arkadan, ya o içkinmez diyen bulmazsın. Münafık bulun. Belki zahırda yok batını da onu, özünü saklaşken, kalbini saklasın. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, Enes ibn-i Malik'e etkenler ki, Enes, ey balam, ertalab uyg'onarkan sen qalbingda biror bir kishiga nisbatan biror narsa bo'lmasin. Bolam mana shu mening sunnatim deganlar. Qalbida biror kishiga biror g'illig'ashlik qolmasin. Bu sunnat bu. Mana shu sunnat qalb sunnat. Bu farz bu. Mana bularga o'rgatsin botiniylar masalan. Va yuharridahu bi aqvalihi va af'alihi al-mutakarrirat ala al-ikhlas va sidq va husn an-niyyat. ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. أنا معلم إن بيج وزيفة سنما أو كلمة عاد بيرب الحمد الحمد لله لله عاد قوش أزمسه. يعني حديث عاد قوي بيرت قوي بخاني امتحانه نيشس نعاد بيرسان بومس. بولا لازم لكن فقط بومس. يعني كي تتبشت تارتش هذه مثلا نورجات بشكلة تارتش كي يبارش مس. معلم وزيفة. بولا هم مسيح لم يخيانات. Belki muallim vazifesi ilmi örgütsin ve tatbikini örgütsin. Özü namuna bulsun. Etiyaptılar ki, onu kızıktırsın. Ustaz, özünün sözleri ve fiili iş hareketleri bilen, tekrarlanıp türedigen, tekrar tekrar sözleri, tekrar tekrar iş hareketleri bilen, ihlaske, sadıklıkke, niyetini güzel kılışke, Allah Ta'ala'nı her bir lahzada muraqaba qilishga
kızıktırsın, ündesin. Karın, Allah'ını münakaba kıl, Allah görüp durup da demez fakat, o desin. Lakin onu yürüstürüşünü körgen şagird münakabası da, münakabasını uzun görsün. Şagird görsün. Ustaz buranın gıybet kıyan, kıyan bulmasın. Ustaz buranın buraya hıyanat kıyan bulmasın. Tanki şagird, ustaz bir ağır halet geçirken de hemşeriyeti hılaf işgü medyan bulsun. Ustaz şagird şunu görsün. Allah'ın münakabasını ustaz da görsün. Hani sözü bilen ve ameli bilen kızıktırsın. Fakat sözü bilenmez. Sözü bilen ve ameli bilen. Kursetsinmez, kızıktırsın. O ustazını görüp, şagird özü münakaba geçip kalsın. Kalbi uyganıp kalsın. Ustazını görüp, ihlasa artsın. Allah ge, ustaz gemez. Ustaz ge artsın mı öyle? Lekin bu yedige maksat Allah ge. Çünkü kaide şu ki, kim Allah'a hakiki çakırı yaptı dese, kim ben kişilerini Allah'a bağlasa? Kim nefsine çakırı yaptı? Kim kişilerini özüge bağlasa? Kaysi bir davetçi ya muallim, adamların özüge bağlı yaptı mı şahsige? O nefsine sığınucu ve özüge sığıntırucu o. Başkaların. Kimi ki özüge mes Allah'a bağlı yaptı mı? O Allah'a sığınucu ve Allah'a sığınışke çakırucu. Acilet var ya, şunu acilet edeyim. Kaysi bir kişinin etrafındaki kişiler onge kör körana sığın ediyen, yani ki kör körana irgeç ediyen haleti etken bulsa, bilin ki o adam Allah kemez özge çokuntulu yaptı adamı. Zahırda çokunmaydı, sığınmaydı. Kalbi sığınlar bunlar. Çünkü onlar vakti kese ayet etsizden şu kabul kılmaydı. Hadis olsa yan kabul kılmaydı. Hakkı etsiz kulağını yapmalı. O şu falancı damladan başkasıya karamaydı. Onlar şahsike sığın uçular. Onların o şen dekirip terbiyeleyen ustaz İlimge ve dinge hıyanat kılıyken bu. Allah ki hem. Çünkü o kişilerini Allah'a sığınış ki oraya çıkarı gidiyor. Uzun yemez. Allah'ın murakabasını oraya çıkarı gidiyor. Uzun yemez. Uzun murakaba kılışıp ustaz görmeye yaptım ki nöme derken demez. Allah nöme derken de bir yaşayışta oraya çıkarı gidiyorlar. İhlas ki ama sadıklık ki oraya çıksın. İhlas yalnız Allah için hareketleniş. Ne oraya? Hareketleniş. Sedik. Sadıklık bu amelde ve sözde rast buluş, doğru buluş. Siddiklik hemkiledi siddikka. Siddikliğini urgetsin. Yani zahireden batını güzel bulsun. Tilden dili şirin bulsun. Ha? Bana bu nersini gapirip tekrar tekrar ayetişten teşkarı tekrar tekrar amelide körün üstüde. Ustazdaki hılasını körüp, muhabbetini körüp, ondaki mülakabını körüp, ondaki sadıklikini körüp, şagird öz özüne sadık olsun. Sadık buluşken muhabbet düşsün. İhlaslı buluşken muhabbet düşsün. Onu kalbiye. Bana şu ustazının vazifesidir. Azı biz mahrum bugün sıfatlar bunlar hemen. Biz talim, ben daima etemem ki biz ilimini biz okuyarken, okuyarken ilim malumatlar manası da seleflerden geliyor. Ama amel ve terbiye manası da başka. Biz İslam'dan, dinden özümüzü, menfaatimizge paydalanış kökken biz. Bizge paydalayacağını alalımız, eşeğe hizmet kıldıramız özümüzge. Üçünü kokuyamız, ekserimiz. Hemmemez elbette. Küplerimizde şu sıfat var. Özümüz bilgen bilmegen halde türlü derecelerde. Bu ilimge ve dinge hıyanet böyle. Ustaz özü sözü bilen ve ameli bilen, tekrar tekrar ameli bilen. İhlas ve sadıklık ki ündesin, kızıktırsın. Fakat gebilemez, ameli bilen. وَيُعَرِّفَهُ أَنَّ لِذَٰلِكَ لِذَٰلِكَ مِسْلَرْدَ بِذَٰلِكَ دِسْيَنْ بُلَدْ لِذَٰلِكَ تَنْفَتِحُ عَلَيْهِ أَنْوَارُ الْمَعَارِفِ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ وَيَتَفَجَّرُ مِنْ قَلْبِهِ يَنَابِعُ الْحِكَمِ وَاللَّطَائِفِ وَيُبَارَكَ لَهُ فِي عِلْمِهِ وَحَالِهِ وَيُوَفَّقَ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ شاغرتكي اورغاتسن شو نرسانيكي Mana shu sifatlar bilan ixlos, sodiqlik va muroqaba, yuqoridagi nafsni riyozati va tarbiyasi, ichki va tashqi olamini go'zal qilish hamda go'zal axloqlar bilan darajama-daraja hattoki daqiq narsalargacha nafsni tarbiyalash shu narsadan uni qalbiga ma'rifatlar eshigi ochilishini o'rgatsin. Shunday qilsang, ma'rifatlar ochiladi deb o'rgatsin. Lekin ma'rifat ochilishi uchun qilmasin. Allah için kısım bu ameller. Şuna kısım hikmet hazır olarak bularken de kılmıyor. Yok.
Bunlardan hammasini Allohning muroqabasi bilan qiladi. Lekin bashorat sifatida aytiladiki, Alloh uchun qila olsang, senga hikmat ochiladi. Ma'rifat eshiklari ochiladi. Qalbi va yansharihu sadru. Unga ma'rifat nurlari yog'iladi. Qalbi ochiladi. Qalbidan, ko'ksidan hikmat va latif ma'nolarining buloqlari otilib chiqadi. Uning ilmiga va holiga baraka beriladi va barcha ishlarida va so'zlarida muvaffaqiyat qozonadi. Shunday deb o'rgatsin. Shogird ustozdan boy bo'lishni o'rganmas. Albatta bu diniy ilm aytyapmiz biz. Iqtisodni o'rganaversin, moliyani o'rganaversin. Diniy ilmni. Mashhur bo'lishni o'rganmas. Gavdon bo'lishni emas, muxlis yig'ishni emas, balki xolis bo'lishni, omonatdor bo'lishni, olijanob bo'lishni o'rgansin. Allohning muroqabasini o'rgansin. Uni shunda qalbidan hikmatlar otilib chiqadi. Shogirdga shuni o'qitursin, bolam, sen ixlos bilan amal qilgin, shunda ko'rasan ilm manfaati. Qalbing ochiladi. Ko'pincha zehni pastligidan shikoyat qiladi ba'zilari, fahmi pastligidan. Taqvo qilsin. Men Hazratdan so'raganman, shu ba'zi narsa o'qisa esdan chiqib qolyapti desam, Hazrat aytganlarki, taqvodan boshqa narsani bilmayman, xotirani kuchaytiradigan degan. Men shaxsan so'raganman. Taqvo kuchaytiradi, kuchaytirsa degan. Taqvo quruq, qurumsoq taqvo emas, zohirdan iborat. Yo'q, qalbni taqvosi bo'lish kerak. Demak, bu bitta xususiyat, ya'ni shogirdga odob berish, daqiq sifatlargacha, daqiq tuyg'ulargacha uni o'rgatish kerak. Mana Qur'on ustozini nimalarni o'rgatish kerak. Tarlatib, yodlatib, kaltaylab o'qitmaslik kerak. Bola ham shu bir narsa qilib, shu yodlab olsam, shundan qutursam ustozdan, dadamdan qutulaman deb o'qimasin Qur'onni. Bu gunoh bunda ta'lim berish. Yo'inki bir narsa qilib tugatib olsam, keyin mazza qilib maishat qilaman deb o'ylamasin. Yo'q. Bir narsa qilib ilmni qo'ysam, keyin bir karyera quraman o'zimga deb o'qimasin ilmni. Yo'q. Balki Allohga ibodat qilaman shu ilm bilan. Shu ilm bilan kishilarga ilm ma'rifat nurini tarataman deb o'qisin. Kishilarga yaxshilik ulashaman deb o'qisin. Undan boshqa niyatda o'qisa, uni ilmi oxiratda o'ziga ziyon, do'zaxga zaxira bo'ladi. Dunyoda ushra topish mumkin. Dunyodagi holatiga baho bermang. Dunyoda hanas topish mumkin. Bu dunyodagi holat e'tiborsiz. Ha, bu mana bu kishi shuna qilsa ham ulug' odam bo'lib yashayapti-yu, mana mashhur bo'lib tevadagi to'kis deb o'ylamang. Yo'q, dunyoning ne'matini e'tibori yo'q. U Fir'avnga ham berilgan. Yo'q. Oxirat mahrumligi bo'ladi. Siz masalan stul yasashni dunyo manfaati uchun o'rganavering. Pul sohasini, moliya sohasini o'rganavering. Tillani o'rganing mayli. Lekin oxirat ilmi emas. Oxirat ilmini oxirat uchun o'rganing va oxirat uchun o'rgating. Shu shart qilinadi. Hamma payg'ambarlarga bu shart qilingan. Mana shunday ta'lim berish ham. Shu ta'limda tadrijiylik alohida bu kishi ta'kidlab qo'yaptilar. Darajama daraja, birdaniga emas. Ba'zi bir ustozga aytsangiz, siz shogirdga yaxshi qaring odobiga desangiz, ta'sir etib bolani kaltaylashga yoki uni siqishga o'tadi. Alamini olmoqchi bo'ladi. Yo'q emas, bu to'g'ri narsa u. Darajama daraja. Oldin farzlarni bajartiring, haromlardan to'xtating, keyin makruhlardan to'xtating, keyin sunnatlarni bajartiring, keyin odoblarga o'ting, keyin qalbingizga o'ting, nafsni illatlariga o'ting. Asta-asta bolani yoki har qanday yosh katta odam deyap tarbiya qilishingiz mumkin. Mana shuni rabboniylik deyiladi. Walakin kunu rabbaniyin. Hamma payg'ambar o'zini ummatlariga nasihat qilgan paytda, vasiyat qilgan paytda rabboniy bo'linglar deb vasiyat qilgan. Rabboniylik nima deb so'ralganda Ibn Abbos radhiyallohu anhu katta ilmlardan oldin kichkina ilmlarni o'qitib tarbiyalaydigan kishi deganlar. Kimiki agar bir kishi talib ilmga Fotihani o'rgatishdan oldin tafsirga tushirayotgan bo'lsa, to'g'ri qishni o'rgatishdan oldin, Qur'onni axloqini o'rgatishdan oldin, aqidaviy ixtilof o'rgatayotgan bo'lsa, amal qilishni o'rgatishdan oldin tortishni targ'ib qilayotgan bo'lsa, farz amallari va vojiblarni aytishdan oldin mustahab bilan olishayotgan bo'lsa, qalbiy sunnatlar va axloqdagi farz bo'lgan sunnatlarni qo'yib mustahab bo'lgan zohirdagi ba'zi shakldagi ba'zi narsalar bilan band bo'lib shu bilan tarbiya qilayotgan bo'lsa, bilinki u rabboniy emas. U rabboniy emas. U payg'ambarlarning sunnatidan chiqqan odam. Payg'ambarlarning sunnati
dereceme derece ve dakiklik bilen. Terbiye kıladılar. İlimini avval küçüklüğünün ikinci kettesine. Terbiyeni hem kutu şimdi tedrici alıp baladılar. Ana şimdi terbiye kılıp kamil insan terbiye edilir. Bana bu peygamberlerini hususan Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın talimleri ve terbiyeleri. Bundan çıkan kişi sünnetke hılaftır. Bundan çıkan kişi netice görmeydi. Bilip durup çıkan olsa hıyanat kılırken bile. Kengisi hükmü talim. Şimdi ustazga nispeten ustazga dair, ustazlikke dair hüküm mü? Şer'i hüküm mü? Fikhi ahkamı beyan kılabilir. Hop, ustaz bulup okutuş şimdi ulu iş eken, o şimdi mesuliyetli iş eken, o da kıyın. Ata buluştan kıyın. Ana buluştan kıyın. Ustaz buluş öyle mi bu? Stolda oturup ders ayeti koyup, meyşe tıkılış. Yani ki bir, bana seni okutup koyup durup, huzurunu görüş fakat hürmetini görüşmez. Yok. Terbiyesi bilen bu sekeyin ustaz bulu. Yani düşünce ki aynı yapıp getirdiği yani adam ustaz mı hakiki? Az ki yani ayeti durup, aylık olmasa ben talim vermezdim diye. Yani. Aylık iki karab, köprü haber diyen, köprü haber okutup, azra haber diyen, uçak adamazsan. Yani ki aylık iki gene varıp, Ali Ali yapar onu, külüm ötü yap diyor, ders ötü yapar onu, plant ol yap diyor diye bir şey ki adamlar, onlar ilim egeleri mi sunar? Onlar ilimden begana, dinden begana adamlar. Bu yapar dini ilim sahasıyla taalluklu, hasreten. Şimdiden. Yani başka ilimlerine hem, tababat başkalarına hem, yani ahiret için okusa yakışır. Ama dünya için okusa günahmaz. Çünkü onlar özü asli dünyaya taalluklu inersin. Peygamberlerin amanatı nasıl olur? İnsan akıllı bilen icat kıyan nesildir. Onlardan hem acil olsa onur üstü gönür. Onlardan hem ahiret istese onur üstü gönür. Fazilet. Ama ahiret ilimleri de şart. Bize tekken ihlas, bize tekken muallif ettikken şeraitler. Yani şu ilimini veriş şunceli meşakkatli ve şunceli faziletli iken hükmünü mü? Mesela bende kançadır ilim var. Kur'an'dan mesela, fikirden mesela. Hop şunu verişim şart mı? Ya mesela başka kasb qilsam bo'lardim. Yoki o'qib bilman deb uyda o'tirsam bo'lardim. Ana shuni hukmini aytadilar. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin fa in lam yakun man yasluhu illa wahidun ta'ayyan. O'rganuvchilarga ilmni o'qitish farzi kifoyadir. Bu umumiy hukm. Dunyoviy ilmlarga ham doir, shar'iy ilmlarga ham, g'aybiy ilmlarga, oxiraviy hammasiga doir. Farzi kifoyadir. Ya'ni ko'pchilikka farz bo'ladi, ammo ba'zilar uni bajarsa qolganlardan soqit bo'ladi. Janozaga o'xshagan. Bir odam bir musulmon o'lsa, hammamizga vojib bo'ladi bilganlarga shu odamni yuvib kafanlab dafn qilish. Endi shuni hammamiz borib qilishimiz kerakmi? Imkon bo'lsa yaxshi, lekin 4 kishi borib turib shu ishni qilib qo'ysa, qolganlardan soqit bo'ladi. Qolganlar gunohkor bo'lmaydi. Lekin shu 4 kishi borib qilmasa-chi? Yo 2 kishi borib hamma teng gunohkor bo'ladi. Mana shu farzi kifoyani hukmi. Aytadilar ki, kifoya farz bo'ladi. O'rganuvchilarga ilm o'rgatish. Hamma ilmda. Agar dars berishga salohiyatli odam bitta siz bo'lib qolsangiz, o'sha o'zingizni hududingizda, o'zingizni muhitingizda, unda sizga farzi ayn bo'ladi. Ya'ni ayni sizga farz bo'ladi. Namozdaqa farz bo'ladi. Buni kelajakda boshqa hukmlar chiqadi. Masalan, eri unamasa, ayol ta'limga uzr aytsa bo'ladimi? Otasi unamasa, ta'lim muallimlikka uzr aytsa bo'ladimi? Tirikchilik uchun masalan deylik, qo'shimcha daromad uchun boshqa ishlar qilish niyatida ilmga ajralishdan uzr aytsa bo'ladimi degan savollarga buni ortida javob chiqadi. Farzi kifoya bo'lsa ha, mumkin. Farzi ayn bo'lsa yo'q, mumkin emas. Hech kimni o'rtaga daxl qilishga haqqi qolmaydi. O'zingiz ham. Farzi ayn bo'lsa sizga namozdaqa farz bo'ladi. Albatta qilishingiz shart bo'ladi. Har qanaqa sharoitda. Va in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim. Fa in imtana'u kulluhum asimu. Va in qama ba'dihim saqata al-haraju anil baqin. Agar bir jamoa kishilar bo'lsa o'sha ilmni egalar. Ko'pchilik bir kishi emas. Lekin hammasi emas, u ba'zilari ta'lim bersa jamiyatga yetarli bir ilm hosil bo'ladi. Odamlarning hojati ravo bo'ladi. Agar shunaqa holatda hamma o'sha soha egalari, hammasi o'sha sohani tashlasa, ta'lim bermasa, hammasi teng gunohkor bo'ladi. Lekin ba'zilari qilsa, boshqalardan gunoh soqit bo'ladi. Gunoh bo'lmaydi. Va yantuliba min ahadihim
وامتنع فأظهر الوجهين أنه لا يأثم. Şimdi mesela diyelim ki 100 tane mütehassıs var biz şehirde. Misal için tabobatta. Mesela onkoloji sahasında. Yani ki mesela fikhde. Yani ki mesela Kur'an okutuşta. Misal için. Yani ki matematikte farkı yok. Bir sahada 100 tane mütehassısımız var. Mesela bizi hududda. Şunlardan bazıları becerse, 10 tane becerse işini kifaya kılıyordu. Bu oldu. Kalan 90 tane başka çıksa bu oldu. Şimdi eğer siz o kifayeni bilmediğiniz hali, lakin siz özür ettiğiniz mümkün mü? Özünüz, özünüz hakkında mesela aynı sizden sonra 99'da var mütehassıs, lakin aynı sizge talepçi yaptı. Var 99'da adam var. Lakin aynı sizge talepçi yaptı, siz ders verseniz. Ya benden göre falanca ilim yura o şu adam versin deyse kanı konu. Aynı sizge düşken peydinde. Başkalar kısın tarzı kifayeni. Aramızda 10 kişi kısa yeterdi. O şu 10 kişi benden başka bulu olursun. Deseyiz, hükmü kanaka dese, ayet edilir ki, bazılar caiz, bazılar caiz mes degen, meşhurrak gel, günahkar olmayıydı. Lekin, kerih sanaladı, makruh boladı. Üzürsüz etse eğer. Vaziyet düşündüğünüzde, mesela 10 tam mütehassıs var. Bir de şehirde, bir sahada. O şey sahada hizmet kılışke, 5 kişi yeterdi. O şey hududda. Mesela Kur'an'dan ders verişimi başka metkenimizde. 5 kişi yeterdi. Lakin aynı sizge talep düştü. Yok ben bilmiyim ben falancı 5 kişi pustancıyla bir olsun. Orada adam var ki deseniz günah bu muydu mu? Günah bu muydu? Lakin özürlü olsa günah olmaz. Mesela diyelim ki sağlığınız. Yani ki başka meşgul attığınız, trikşiliğiniz sebebidir. Lakin özürsüz olsa makruh olur. Ama sizde kası yok olsa ki, sizde tayengen olsa ki iş. Onda özür açtığınız mümkün mümkünmez. Onda ana günah görürler. Onda farz-ı ayın bugün bunu sizde. Tabarani, Mucam-ı Kebir'de rivayet kılgen hadiste etledi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Abdurrahman ibn Abza radiyallahu anh'dan rivayet kılgen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hutbe kıldılar. Birkaç Müslüman kişilerge, Müslümanlarga maktaba ettiler. Müslümanlarını maktadılar bazılarını, bazı kişilerini. Keyin orkasından ettiler ki, adamlarga nima bo'ldi ki, qo'shnilariga ta'lim bermaydilar. Qo'shnilarini dinde faqih qilmaydilar. Dinde bilimdan qilmaydilar. Ularga ta'lim bermaydilar. Ularga vaz, nasihat qilmaydilar. Yaxshilikka buyurib, ularni yomonlikdan qaytarmaydilar. Nimaga unday qiladilar? Adamlarga nima bo'ldi ki, qo'shnilaridan yonidagi adamlardan ta'lim olmaydilar. Dinda bilimdan bo'lmaydilar. Ulardan vaz nasihat olmaydilar. Allohga qasamki dedilar. Kishilar o'zlarining atrofidagi yaqinlari, jironlari, qo'shnilariga ta'lim beradilar. Ularni dinda bilimdan qiladilar. Ularga vaz nasihat qiladilar. Ularni yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradilar. Va qo'shnilari ham ulardan, qo'shnilaridan ilm oladilar, dinda bilimdon bo'ladilar, vaz nasihat oladilar, yoyinki ularga Alloh uqubatni tezdan keltiradi. Yo shuni qiladilar, yo tezdan uqubat keladi. Allohning jazosi keladi. Yo qo'shningiz, qo'shni deyishdan murod bu yerda nima? Ya'ni kishi ilm olish imkoni bor bo'lib turib, olmasligi, ta'lim berishi kim mas'ul bo'lib turib bermasligini nazarda tutgan. Çünkü adatta koşnular birbirine yakın bo'ladi, ilim alış imkanı bo'ladi. Uzakka barış kıyım buluşu mümkün. Lekin yanınızda var mı? Hazır elhamdülillah internet çıkıp hemen koşnulup kaldı. Lekin bu yerdeki koşnu esası yanmayan ayetleri o şaraitte, o devirdeki şaraitten kim çıkıp. Umumi kayda bu. Elbette koşnu, yani elbette tanış degen mana demez. Yani kişiler birbirlerine ilim örgütüp, birbirlerden olimlar boshqalarga o'rgatib, boshqalar ulardan o'rgansa, Alloh ularga ne'mat beradi. Aks holda shunday qilishmasa, Alloh ularga uqubatni, jazoni tezlashtiradi. Jazo deganda osmondan tushib yog'dirib yuboradi degani emas faqat. O'sha kishilarni axloqsizlikka botishlari ham jazo o'sha. Kishilarning bir musibatlarga uchrashlari ham jazo. Bir-birlar bilan urushadigan o'sha mana haligi
Girajdan uruş deyip koysa diyor. Kişilerini, halk, adamlarını kan çakla haklar dekör yapmış. Bitti halk, bitti millet birbirine uğraşıyor. Ha şu koşuyor şunlar. Yarınlar gibi mahalle, yarınlar bu mahalleden çıkan bu demişler. Şu hukumat şu, Allah'ın cezası şu. Ne mi gel? Talim vermegen, verilmegen, alın, ama gel. Talim vermegen, talim ama gel. Neticede birbirine tüney digen, birbirini vayran kola digen bir cemiyetke elengi. Şu ya hukumat. Hukumat digen elbette Osmanlı'dan birisi şuradı, yok ki yeri yüterdi böyle mi? O ham var, lakin bu yerde mana şu nozi katta hukumat, yeri yüterken yaman bu. Yeri yüterken de örgenler ceza tatmaydı. Belki binanın takıda kalsa acepmez, niyeti yaxşı olsa günah sıkı tabi. Lakin bunda iki ara tamamen günahkar boladı. Urganam, kelteyi genem. Öldürgenem, öldürülgenem. Fukara uruş kepçik yaptığı bazı yerlerde, o da saklasın. Nimadan tarbiya olmagan, ta'lim olmagan. Mana shu hukumat shu. Shu o'sha diyorda ta'lim berilmaganini hukumat shu. Ta'lim deganda albatta bu yerda din, axloq hammasi kiradi. Endi keyingi faslda demak xulosa aytadigan bo'lsak, ta'lim berish qanaqa amal? Farzi kifoya. Ya'ni ozchilik qilsa ko'pchilikdan bu qolganini soqit turadigan amal. Ammo ma'lum bir odamga mutaxassisga tayinib qolinsa, u odamga farzi ayn bo'ladi. Shuningdek, soha egalariga farzi ayn bo'ladi. Masalan, tabiblik qilish, doktorlik qilish hammaga farz emas. Lekin doktor farzi kifoya, lekin ba'zilarga, ba'zilar shuni bajarsa boshqalardan soqit. Shu bajarayotganlarni o'ziga tabobatni yaxshi o'rganish farzi aynga aylangan. Masalan, men fiqhga kirdim. Biz menga farzi kifoya edi. Fiqhga kirishimni oldim. Fiqh sohasiga kirishimni oldim yoki tabobat sohasiga kirishimni oldim yoki iqtisod sohasiga kirishimni oldim menga yoki Qur'on sohasiga kirishimni oldim. Menga o'sha sohaga kirib olim bo'lib shu sohada xizmat qilish farzi kifoya edi. El qatori edi. Qilmasam gunohkor bo'lmasdi. Qadam qo'ydim. Shu sohaga kirdimmi? Endi shu sohani egallash farz ayn bo'lib qoldi. İmkanım boricha. Shu sohani imkonim boricha egallab shu sohada to'g'ri ishlash endi farzi ayn bo'ladi. Chunki boshqalarni zimmasidagi mas'uliyatni ham olyapman men. 1 million odamdan masalan 100 ta doktor chiqadigan bo'lsa 100 kishi 1 million odamga kerak ilmni olish kerak bo'ladi. Chunki 1 million odam kasal bo'lishi mumkin ularni oldida. 1 million odamni kasalini o'rganishi ularga farz bo'ladi. Tushundingizmi? Bitta shaharda masalan 1 million aholi bor. Shu yerda masalan 50 xil kasallik bor. 50 xil kasallik masalan deylik turli tanalarda turlicha 100 xil davolanadi yoki 1000 xil davolanadi. 1000 xil davoni o'rganishlari o'sha soha egalariga farzi ayn bo'ladi. Har biriga o'rganish farz bo'ladi. Yoki fiqhda o'tish shu. Fiqhga kirdimi bir kishi o'sha diyor ahli uchun shar'iy amallarni ularni boshiga bir mushkul tushib bir turli bitimlarda turli hukmlarda bosh qotmay turib oldindan yechib qo'yishi vojib bo'ladi. Shuning uchun Muhammad ibn Hasan Hazrat Imomning shogirdlari alayhi rahma kechalari uxlamar ekanlar, ozgina uxlab qo'yib turib yana mutolaa qilar ekanlar, ijod qilar ekanlar, ijtihod qilar ekanlar. Aytishar ekanki, namuncha o'zingizni qiynasiz, sal ko'z yumib uxlang. Aytar ekanlarki, bizni ko'z yumishga haqqimiz yo'q. Chunki xalq bizga ishonib ko'zini yumib uxlayapti bemalol. Ertaga boshiga bir mushkula tushsa, masalan bir er-xotin orasida muammo chiqsa, Allohning hukmi nima ekan deb bosh qotmaydi. Kela bizga aytsa biz yechib berishimiz kerak. Biz tayyor turishimiz kerak shunga. Bir savdoda muammo chiqsa, biz tayyor turishimiz kerak. Mana uniki halol, mana uniki halol emas, buniki joiz, buniki joiz emas. Tayyor turishimiz kerak shunga. Hali ularni boshiga turli shunaqa mushkula, muammolar tushmay turib biz tayyor turishimiz kerak. Ular bizga ishonib uxlayapti. Bizni uxlashga haqqimiz yo'q dedi. Fiqhda har bir sohada shu. Agar shunday vijdonli, shunday iymonli, shunday olijanob ahli ilmlar qaysi bir jamiyatda yuzaga kelsa, u jamiyat inshaalloh ikki dunyo saodatiga erishadi. Demak, ta'limni hukmi shu. Farzi kifoya, farzi ayn bo'lishi mumkin. O'rningizga boshqasi ishlashi mumkin bo'lgan paytda, uzrli holatda joiz, gunohkor emas, uzrsiz bo'lsa karohiyati bor.
Keyingi faslda ihlosul muallim, yana ihlosga qaytadilar. İhlosni qaytib-qaytib ta'kidladilar. Bu yerdagi ihlosdan murod ko'proq nasihat, nosihlik. Muallimni nosih bo'lishi shart. Bu o'ta lozimligidan yana alohida fasl qilib keltiryaptilar. İhlos va nosihlik, xolislik va nosihlik o'ta noyob va o'ta zarur sifatdir. Muallimga lozim mustahab bo'ladi, ya'ni yaxshi sanaladi. Qanaqa bo'lish, qanday bo'lishi? An yakuna harisan ala ta'limihim. Mu'thiran zalika ala ma masalihi nafsihi ad-dunyawiyyah allati laysat bid-daruriyyah. Muallimga kerak bo'ladiki, shogirdlarini ta'lim berishiga haris o'ch bo'lsin. Ularni ilm olishiga o'ch bo'lsin. O'zining zarurat bo'lmagan dunyoviy manfaatlaridan ustun qo'ysin bu ishni. Zaruriy bo'lmagan deganlardan murod kishilarni hayotiy hojatlari 3 darajaga bo'linadi. Ham hojat bor hammamizda, masalan, stul kerak menga o'tirgan, masalan, kiygan kiyim kerak, o'tirgani, yashagani uy kerak, yegani ovqat kerak, isitgani pechka kerak, masalan. Mehmon kutgan mehmonxona kerak, to'y qo'ygani boshqa kattaroq narsa kerak, masalan. Turli hamma hojatlarimiz turlicha 3 daraja bo'ladi. Zarurat, hojat va zinat. Ehtiyojlar 3 darajaga bo'linadi. Zarurat darajasi shunday narsalarki, shunday ehtiyojlarki, ular qondirilmasa kishi halokatga uchraydi yoki halokatga yaqinlashadi yoki o'ta og'ir hayotga tushadi. Masalan, uy yo'g'us. Mutlaqo uy yo'q, ko'chada qolgan. Kapasi ham yo'q. Shu odamga uy zaruratdan. Uy shuncha zarurat, chunki sizni obtodan to'sadigan, yomg'irdan to'sadigan boshpana zaruratga kiradi. Bugungi ovqatingiz zaruratga kiradi. Uyingizda yashash uchun birlamchi sharoit. Masalan, hozirgi zamonda o'rindiqda masalan ko'rpa bo'lishi, oyog'ingiz ostida boshingizga yostiq bo'lishi, derzangiz yopiq bo'lishi, uyingizni isitadigan sharoit bo'lish, mana shular zaruratlar. U bo'lmasa kishi hayoti tahlikaga tushadi. Bu birinchi daraja. İkinci daraja kishini halok shunday ehtiyojlarki, ular yo'q bo'lsa siz halokatga bormaysiz yoki ortiqcha mashaqqatga tushmaysiz, lekin qiyinchilik ko'rasiz. Masalan, gaz kirmagan bo'lsa, o'tin yoqib qiynalasiz. Masalan. Konditsioner bo'lmasa, unda yelpinib qiynalasiz. Masalan. Bular ikkinchi darajali ehtiyojlar, bular hojat darajasi deyiladi. Bir faslda 2 qavat kiyim zarurat. 2 qavatdan ortig'i masalan ehtiyoj bo'lish. Bir qavati zarurat, bir qavatdan ortig'i hojat bo'ladi. Bir qavat zarurat. Undan ortig'i hojat bo'ladi. Hojat darajasi 2 qavat, 3 qavat bo'lish. Chunki ba'zisini yuvsangiz, ba'zisini kiyib turasan. Endi 3-chi daraja bor zinat. U shunday ehtiyojlarki, bo'lmasa hech qanaqasiga qiyinchilik yo'q. Bo'lsa maishatingiz ortib, huzuringiz ortib, lazzatlanish kuchayadi. Buni biz tilimizda hozir komfort deymiz. Komfort bor, hamma narsa joy-joyida. Hamma yo'q pul bilan iloji bo'lsa. Bu masalan javon. Masalan deylik, skiyimiz sig'adigan darajadagi oddiy bir shkaf ehtiyoj. Hojat nuqtai nazaridan, hojat darajasidan. Lekin shuni qimmatbaho buyumdan bo'lishi zinat. Tushundingizmi? Mana shu 3 ta daraja kishilarni hayot ehtiyojlarining darajasi. Hammasini o'zini fiqhiy hukmi bor. Demak, hammasini aytib o'tiramiz, biz bu yerda bu kishi zarurat bo'lmagan deb aytib qo'yibmiz. Kishi o'zini manfaatlaridan shogirdlarga ta'lim berishni ustun qo'ysin. Ma'lumki, o'sha manfaatlar zarurat darajasida bo'lmasin. A zarurat darajasida bo'lsa-chi, unda o'zini oldin qo'yadi. Chunki yashash kerak bu inson. Masalan, siz uyingiz yo'q. Mutlaqo uyingiz yo'qligi uchun uy qurishga vaqt sarflab, ta'limdan voz kechishingiz mumkin. Gunoh qilmaysiz. Uy qurishingiz kerak chunki o'zingizga. Hojat darajasidagi uy qavat emas. Zarurat darajasidagi uy. Bu kishi zarurat bo'lmaganlardan ustun qo'ysa. Endi masalan, siz oyiga 1000 topyapsiz. 2000 topsangiz yaxshiroq. 5000 topsangiz ham yaxshiroq. Mana bu qo'shimcha zinat hayoti uchun ta'limni tarqimas.
aytmoqchi bo'lganlari shu. Zarurat hayoti uchun tarqisida ziyoni yo'q. Ammo zarurat bo'lgan ishlaridan tashqari o'zini hojatlaridan ko'ra ta'limni ustun ko'rsin. Va an yufarriga qalbahu fi hali julusihi li iqra'ihim min al-asbab ash-shaghila kulliha va hiya kathiratun ma'rufa. Shuningdek dars berar paytida ularni o'qitishga o'tirgan holatida qalbini band qiladigan narsalardan forig' tutsin. U narsalar juda ham ko'p va ma'lum. Telefonga o'tirmasin dars berayotgan paytda. Qur'on o'qib berayotsa shogird telefonga qarab o'tirmasin. Ustoz, ustoz telefonga o'tirmasin dars paytida. Ustoz bilan gaplashmasin dars paytida. U dars bilan band bo'lsin. Yoki hatto qalbini mashg'ul qilmasin, nafaqat a'zolarini, ko'zini, qo'lini, tilini, yo'q, qalbini ham darsdan boshqa narsaga mashg'ul qilmasin dars paytida. Chunki ilm qalbdan o'tadi. Qalb boshqa narsa bilan mashg'ul bo'lsa, ularning qalbiga ilm kirmaydi. Qalbini forig' qilib kelsin darsga. Bo'sh qilib. Shuningdek ularga ilmni tushuntirishga haris bo'lsin, o'ch bo'lsin. Aytim qo'ydim emas. Balki bermoqchi bo'lgan ilmini ularning qalbiga kirib o'rnaguncha tirishsin. Aytim qo'ydim, men qutuldim. U yo'q, hamma sendan demasin, yo'q. Ularga tushuntirishga urinsin. Imom Buvayti degan Imom Shofiyining Misrli shogirdlari bo'lgan. Imom Buvayti deyiladi. Imom katta faqih bo'lgan, olim bo'lgan. Yoshligida juda bir zehni past bo'lgan. Buvayti aytadilarki, Imom Shofiy gohida bitta masalani 40-50 marta tushuntirardi menga, qaytardi. Shunda ham kallam olmasdi ba'zida. Imom Shofiy, men katta ustozman, bor palonchiga bor demagan. U mujtahid odam bu. Bo'lmagan Misrga kelib yashaganlar umrlarining oxiri yosh katta bo'lgan paytlar. Yosh paytlarimiz. Yoshlar katta bo'lgan. Chunki shu yerda dafn qilinganlar. Bag'doddan, Madinadan, Makkadan hamma joydan ilmni yig'ib, oxiri Misrga kelib shu yerda qo'lim topganlar. Mujtahid bo'lganlar, mujtahid mutlaq mazhab egasi. Bor palonchiga bor demaganlar, qarang. O'zlari tushuntirar ekanlar. Ba'zida 40-50 marta tushuntirardi. Oxir kallam quplanib qolardi, tushunolmasdi. Bor ket, borib damingni ol derdilar. Borib dam olardim, bir mahal eshigim taqillab qolardi. Chiqsam Muhammad ibn Idris Shofiyi turgan bo'lardilar. Haligi masalani oxirgacha tushuntirib qo'y deb keldim derdim. 51 marta. Shunday qilib o'sha zehinsiz, qobiliyatsiz boladan faqih olim yasagan. Mana shunday bo'lish ustozni vazifasi shu. Lekin buni sharti shogirdning ixlos bo'lishi kerak. Xohish bo'lishi kerak. U majburiy o'qitilmaydi. Ilm ochiq qalbga kiradi, u yopilgan qalbga kirmaydi. Bu urib majburlab o'qitiladigan narsa emas bu ilm. Miyasiga salvan bo'lmaydi. Meni bolam nimaga bo'lmaydi deydi ba'zi odamlar. Ixlosing yo'q sen. Bolangda yo'q ixlos. Shuning uchun bo'lmaydi. O'zingda muhabbat bo'lmasa, bolangda bo'lmasa qaydan kirsin? Biroq uning kallasiga, qalbiga sop qo'ya olmaydi u. Ovqat yedirganda. Agar modom ixlosi muhabbati bormi tahsilga, ustoz shunday mehnat qilsin. Va an yutiya kulla insanin minhum ma yaliqu bih. Fala yuksir ala man la yahtamil al-iksar va la yuqassir liman yahtamil az-ziyada. Har bir talabaga o'ziga munosib dars bersin. Ko'pni ololmaydiganga ko'p berib qiynamas. Ko'p ololmaydiganga oz berib xosirlik qilmas. Noqislik qilmas. Chunki u umrni zoya qilish bo'ladi. Bu ham ustozning vazifasi. Ustoz o'ta daqiq bilish kerak buni. Shogird qancha ko'tara oladi, bor toqatini ustoz ishlata olish kerak. Bor qobiliyatini ishga sola olish kerak ustoz. Bu ham ustozning vazifalaridan. Ba'zi odamga shunaqa yaxshiroq bering desangiz, mana sengami deb to'k beradi keyin. Keyin orqasidan men ololmadingmi bersam ko'p deydi. U alamini oladi shunaqa qilib, xolos. Bu ustozlik emas. Bu xudbinlik. Ustoz shogirdni qalbini idrok qilish kerak. Uni vujudini yashay olish kerak o'zida. Keyin ustoz bo'ladi.
ve yakudahum bi iadeti mahfuzatihim. Yadlıgan derslerini tekrar tutursun. Bu ham muhim derse. Müracaat edip koyadı. Kur'an yadlaştı. Başka derslerde ham. Yadlıgan derslerini saklayıp kalış için ustaz ham çekiş gerek. Medine Münevvere'de bir ustaz bile görüşüp kaldım. Şeyh Umar degen kişi ikenler. Aslı mağriblik. O yerdeki bizi ustazlar bilen, bazı bir ustaz, kadirden ustazlarımız bilen hamkarlık bir iş kılışarken kitap çap kılışadı, ilmi işle kılışadı. Ayrıca ki bu kişi minlep beytlerini yoldan bilen, ilmi beytlerini, elfiyelerini. Ulamalar şari ilimlerde elfi yazışını odat kılışken, min beytliği kaideler. Mesela nehu fanı, nehu. Arap dili mesela kaidesi. Çünkü min beytlik kaidelerini min beyt kılıp, kaidelerini şiir kılıp yazgan min beyt buluyor. Kıraatte var Elfiye, Şatibi'ninki. Hadiste var Suyuti'ninki, yine başkalarınınki. Sirette var Elfiye'ler. Akide'de var, Fikh'de var Ebu Bakır Mullah'ınki ve başkalarınınki. Ulamalar şu yadlaşka aslan basın talip gidip nazm kılışken, nazmge soruşken. Hatta ilmi kaidelerine, meselelerine. Oşalarını alfiye deyişedi. Adatta 1000 bayt, 300 bayt, 500 bayt. Haklı olardı ki 1000 bayt deyileri alfiye deyiler. Alfiyelerini bir kançasını yoldan bilir. Bundan taşkarı kasidelerini yoldan bilir. Cahiliyet devredeki şiirler, o kasideler cüzü kümlesini bilir. Yani kıraattan indi, onda kıraatı, suğra, kubra, katta, küçüğü, bayitleri, tahrirleri, hamasını yoldan bilir. Şimdi şu, dengizdeken de haliki adam, şu, kim kişi bile ben görüşüp ettim ki, hani kılı bunu derecede yetkensiz desem, her günü mesela 5 beyt bulsa hem yatla gündü. Tark kılmasın. Ve bir günde mesela 5 beyt yatla değil mi? Şunu, bugün 30'da okudum, ettiği 20'de, keyin 15'te, keyin 5'te, 10'te, keyin 5'te, keyin 3'te okuyorsam, bir hafta devam ettirdim şunu, çözüm, meydana. Şunu kısın, kim bir ayda iki ayda bir tekrarlayıp dursun, izinden çıkmayın. Dedi de şu kişi aslında uzunu diyarıda bir ustazda medresesinde bitirip çıkan eken. Medine'lik mes. Bu ustaz bunlar ki yaşlı gidi okutken indi. Alpiyelerini yatletken bir kança, medresenin uzunu menhecini yatletken. Bitirip ki gene gene bizden katta adam. Bitirip ki gene 20 yıl mı 15 yıl mı kançaya mı boptu? O şu madrasanı bitirip yeniye. Hazır geçe, o şu ular bitirgen kurstaşlar diyemiz bize. Bitiruvçiler, o şu uların sınıfı. Her bir sınıf şunluyken. Hazır geçe, ustazını aldığı gibi toplanışlarken. Yılda bir mert. Dünyanın kayırdan bu saham yetip gelesem derken. Madrasada şunu şarkılın yeniye. Dünyanın kayırdan bu saham yetip gelesem bir hafta gelirken. Bir hafta haligeler toplanışı, bir hafta 10 gün. O şu medresede yadlengen bayitliler ve metinlerini birbirlerine okup verip ustaz tekşirerken hemen. Kendi gelişerken. Her yılı toplanamız değil. 15-20 yıl aldın yadlengen metinlerini, o şu alfiyelerini. Bar okup verirken de. Alfiye 1000 bayitten aşık. 40-45 minutu okuyor hemen diyor. Şunu. Biz Fatiha'nı okuyanların tezi okuyor. Bu kitle. Ustazım yarım saat okuyorlar diyor. Ben bir saatte mazakla okuyayım ben. Lakin biraz küçük versem 45 minitlerde tüketemem. Ama ustazım yarım saatte okuydu Alfiye'nin. Şu dereceye ne bileyim erişken? Berdevamlik bilen ve arkanı tekrar kılış bilen. İlimi okuyup okuyup teşebbüt olmaz ki gerek. Ben hazırım şu ders kılı yapsın. Bugün eşittiyiz, yazdıyız. Arada vakit ötüp iki haftadan ki bitti karab koyun defteriniz. Bir varalıp koyun. İlim tekrar bilen uğrayıp. Hadisler hem başka hemen arasında şu. Ali kişinin ma'at mahsuganın bu yerdeki ustazını mihnet. Yatlagan nesalarını tekrarlatsın diye yaptı. O ustaz şunu şartlar diye. 15-20 yıl bugün bitirip etken. Bu adam şagir deken de sadık. Kete olmarken. Medine'deki uzun işin teşep bir hafta okuyor. Barıp ustazını aldı da 20 yıl aldığın gibi metrelerini oku verip kayıp gelir. Her yıl. Hani şunu yakını ölümü saklaşarken. Gördüğünüz mü? Bu ham ustazının vazifesi diye yaptılar. Ve yuthni ala men zaharat necabetuhu ma lem yakşa aleyhi fitneten bi i'cabin ev gayri. Necabet
fazilat ne aytadi? Boshqalardan ajrab turadigan fazilat ne aytadi? Boshqalardan, boshqa shogirdlardan ajrab turadigan bir fazilatini ko'rsa, bu shogirdni uni maqtab qo'ysin. Agar fitnaga tushishidan qo'rqmasa. Ujub va shu kabi illatlar bilan fitnaga tushishidan qo'rqmasa, peshqadamligi ko'ringan shogirdlarni, fazilatli shogirdlarni hammani oldida maqtab tursin. Hech bo'lmasa o'ziga. Lekin ujub paydo bo'lib o'ziga o'zi baho berib tartayib ketadigan bo'lsa, unda qilmasin. Shuningdek, boshqalarda ham hasad paydo bo'lmasligi kerak. Shuni ham ehtiyotini olish kerak. Me'yorni ushlay bilish kerak. Ujub bor, kibr bor. Masalan, bola men zo'r ekanman deb o'rtoqlarini mensimga qo'yishi mumkin. O'shunaqa holat bo'lsa, unda maqtamaydi. Unda o'zini ichida saqlaydi. وَمَنْ قَصَّرَ عَنْ نَفَهُ تَعْنِيفًا لَطِيفًا مَا لَمْ يَخْشَ عَلَيْهِ تَنْفِيرَهُ Shuningdek, kimiki noqislikka yo'l qo'ysa, unga yengil bir dashnom bersin. Agar bezib qolishidan qo'rqmasin. Bir yo'li haligi yo'qotib qolmasin bola. Tushkunlikka tushib qolmasin, balki bir unf deb o'zi bir popsani qattiq qo'llik aytadi. Qattiq qo'llik qilsin. Kim noqislik qilsa unga qattiq qo'llik qilsin. Bezdirmaguday qilib. Nozik qattiq qo'llik qilsin degan. Qattiq qo'llik shundayki, nozik qattiq qo'llik. Alam olishga emas, tadbir uchun qilsin. ولا يحسد احدا منهم لبراعه تظهر منه ولا يستكثر فيه ما انعم الله به عليه فان الحسد للاجانب حرام شديد التحريم فكيف للمتعلم الذي هو بمنزله الولد فزيلته ortiqligi zohir bo'lib qolgan bir shogirdi bo'lsa unga hasad qilmasin. Undagi Alloh bergan ne'matni ko'p sanab qo'ymasin. Mutlaqo begona odamga hasad qilish o'zi naqadar og'ir harom ish. Farzand martabasidagi, farzand darajasidagi shogirdga endi qanday bo'ladi? Bu ham muhim narsa. Ko'pincha ustozlarda shu narsa paydo bo'ladi. Keyin boshqaga borishni xohlamaydi, o'zini o'zi ketishni xohlamaydi. Yoki mana buni aytgisi kelmaydi, ilmga baxillik qiladiganlar bo'ladi. Ko'p bu narsalar, ko'pincha deydi o'sha jamiyalarda bo'ladi deydi. Ustozlarda o'sha shogirdlarga chunki boshqalar mendan past tursin degan istak bo'ladi. U kattalikni istash ofatidan kelib chiqadi. Shogirdlarini o'zidan o'zib ketishiga hasad qiladi. Bu amalni habada qiladi, ilmni zoya qiladi. Shunday qilmas. Bu harom narsa. Hasad o'zi harom. Endi u farzand darajasidagi shogirdga nisbatan mutlaqo og'ir gunoh bo'ladi. Xiyonat ham bo'ladi. Aytadiki, hasad o'zi begona odamlarga qanchalik og'ir harom. Endi farzand darajasidagi bo'lgan fazilati oxiratda ustoziga qaytadigan savob bo'ladigan, buyuk savob bo'ladigan, dunyoda ustoziga fazilatlar, go'zal maqtovlar olib kelib beradigan shogirdga qanday endi hasad qilsin? Chunki u shogirdingiz sizdan bo'lsa, sizga maqtov-ku o'zi. Oxiratda ham sizga daraja. Unga hasad qilishingiz mutlaqo joiz bo'lmaydi. Demak, bu faslda ustozning shogirdga xayrixoh bo'lishi va unga bir muxlis, xolisona yondashuvi lozimligi haqida so'zlandilar. Keyingi faslda aytadilarki, yangi fasl endi. Bu ham bir qoida. Yuqaddim fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه درس berishda endi bu Qur'on o'qitishda ko'proq bo'ladi. Birinchi kelganga birinchi dars bersin, ikkinchi kelganga ikkinchi bersin. Bir talib kutib o'tiribdi-yu, boshqani boshqa bir o'y bilan ustun ko'rib, navbatdan o'tkazib, unga oldin bermasin. Balki navbat bilan bersin. Faqatgina oldinga kelgan rozi bo'lsa, mayli, undan keyingini undan oldin o'tkazishi mumkin. Yoki buni savog'i tayyorlanmagan bo'lsa, tayyorlab turguncha boshqanikini olish mumkin. Ammo kelish tartibiga ko'ra ularga savob bersin, chunki vaqti zoya bo'lmasin ular. Imom Nofiy degan imom bo'lganlar. Qiroat imomlaridan Madina qiroatini egallar. Imom Malikni ham asrlar. Ulug' tobiinlardan bo'lganlar. Tabi'i tobiinlardan.
70 de tabiinden agaller Kur'an'la. O kişi hakkında inşallah bir oturup yaparız inşallah. Yüzde faziletleri kub vali kişi bu geller. Uzları Karatelli bu geller. O kişinin şu kıraatke peşliğini maharetini işte Osman ibn-i Said degen bir yigit Mısır'dan barıptı. Medine'ye aynen şu kişiden Kur'an alışçı. Borsa halkası kub. Halkası da adam kub. O kişi her bir şagirdke 10 ayetten vakit verirkenler. Her bitti bana 10 ayet okurken, ondan köpe işlerken. 10 ayetten işlerken halas. Keyin barıp yani doğrudan doğru yap, koşulemen dese kün toluyken de bütün ansaru muhacirlerine avlatları şu yerdeyken. Sahabelerin avlatları, o kişiden talim alırken. Keyin bir onu türtüp etti ki ben bu adamı okuyor maksimum maksam olan dese vakti yok dedi. Lakin bir de bu kişinin kadırdanı var. Şu adamı varıp etsem o adam düşüntüsün, o adam yöneltirse alışı mümkün dedi. Keyin dersten ki özüm abaramen dedi. Bana alıp vardı o şu o kaynısını aldı diye. Bir alım adam eken. Eşi intakırlatı o deyip cüde berkemal kişi çıkıp geldi. Keyin şuna kadar ben Ebu Mısır'dan ateş şu İmam-ı Nafi'yi okup vergen kendimi. Kelsem halkası toldur. Kimi ateş şu kıraat çünkü gelmem. Çünkü siz bana bir şapı açıp bu sengiz o. Bu kişiden bir talim asam. Hop dediler de yerkelerin yektaylarını alıp gittik ki. İmam-ı Nafi'nin aldığı gibi varıp ben geçen hafta açını kıldılar ki. O kişi meyle irte yapışlarımız dediler. Ki irtesi ge minge ettiler ki meçte kalalıysa mı dediler. Hem meçte kalalıyım. Meçte kaldım ki. İrtesi ge ki kan hali ge Mısırlıydı diyordu. Ben geldim dediler. Singe bu, bizde bu yerde 10 ayetten köpü okuşuyor bende vakti yok. Meyle singe 10 ayet. Diyordular. Ben 10 ayet okudum. Yani hemen bildim benim Mısır'dan ateş şu kişiye kıraat için var geldim. Çünkü avazı zor var geldim. Çünkü mesela yani avazı uçun neyem zor geldim. Ben şu okuyanım dedim mescid lerze ekip gitti. Cengel ekip gitti. Hemen iş kovazıp koptu kişinin avazı. Keyin 10 ayetten kötü tuttattılar. Ben yine okuyayım kelime. Çünkü buna kadar 10 ayetten okusam 6 ayet kaçın okuyayım mı? Şimdi muhacirlerini ferzenlerini mesi var eken. Güruh başçısı var eken. Ey imam dedi ha. Ben özümle nöbetimdeki 10 ayeti verdim bu yiğit ki bu okusun. Musafir eken. 10 ayeti okudum yani. Şimdi ansarlarını ferzenlerini güruh başçısı durup imam benim 10 ayet özümle oluşum verdim bugün. Ben nöbetime bunu götürsün. Onu hem 10 ayetini okudum. 30 ayet okudum. Ki her gün 30 saatten okup tüketken yani, özlerinin oluşlarını verdiler ona. Gördünüz mü? İmamın tertibini kadın, o şakırdan ahlakını gördünüz mü? Kutbirliği o da. Şimdi kadın ki Allah'ın sanatını, o şey muhacirlerini ferzendi bugün, Kureyşi bugün, o şey kişilerini kıraati bizge yetki gelme, bilmiyiz yok. Lekin bana bu Osman ibn-i Said, verş, de lakab koygenler ustazları ki. Vahş bir appak kuş özü. Appak kuş ayağları kel tekel dolarken bu Osman ibn Said boyu pas adam bu gelik. Yani bombalama toluşken lakin boyu pas adam bu gel. Appak köle ki yürürse pıldır pıldır kalıp ayağı tekrar çıkıp durarken. Ustazlar erkenlerdir ey vahş de koyarkenler. Mesela ki Nusuşa diyen o şeye. Kuşun namı. Barışan diyen kuş var. Barışan diyen kuşun namını kıskartırıp ey vahş de koyarkenler. O şimdi bana nam varşı yapıyor. Ağzı geçe İmam-ı Varş değil. İmam Osman değil miydi? O şey kişinin kıraatı ki Mısır'ya takıyan. Bizi hazır Hafs kıraatı takıyan hazır. Şu kıraat takıyınca bu kıraat Osmanlı Türk devrinde takıyan bu Mısır'da. O şey geçe İmam-ı Varş'ın kıraatı, Mısır'ın kıraatı bugün. O hazır geçe Mağrib yani birkaç memleketlerde İmam-ı Varş'ın kıraatı okuladı. Ve onta kıraatı okuyanların böyle çok iyi diyen kıraatları İmam-ı Nafi'nin kıraatı. İmam-ı Nafi'nin kıraatını kimden terk ediyor? Varıştan terk ediyor. Osman ibn-i Said'in terk ediyor. Çünkü nöbet vergenler şu acırda ölücüler. Kita ansarını ve ansarlarını ve muhacirlerini evladı bulan kişiler. Bana kıyamet geçe bari diyen Osman ibn-i Said'in
varışının kıraatindeki acirden ular uluşlar inşallah. Ana şimdi güzel ahlak bilen terbiyele gelen, ana şimdi tartıp intizam bilen talim vergen. Çünkü dediler ki, kaide şu ki birinci kezgenge birinci okusun. Yine lazım ki en yuhira lehum el bişra ve talaqatel vecih ve yetefekkada ahvalahum ve yes'el ammen gâbe anhum minhum. Şunindek, ularga açık yüz, açık çihre bilen tursun. Güzel çihre ve açık yüz bilen yüzlensin. Doğum sayıp oturmasın. Haybet saklayman diye. Ve ularının halinden havar yapıp tursun. Kime kolgenleri bulsa, barıp sorasın. İmam Ahmet, Bakî ibn-i Mahlet, dersi kim yok olsa, keserliğini kurganı borarkenler. Şagirdlere keser kim yok olsa, ne kim yok oldu? Keser desin, borup kurarkenler. Ama şimdi hallerden havar asın, ata derecesi de buladı ustaz çünkü. Onların şimdi güzel terbiye kısa. Bana bu ustazın vaciplerden, lazım işlerden dur. Kendi fasılda yine bir temeselerini yaratadılar. Ulamalar ayetediler ki, وَلَا يَمْتَنِعُ مِنْ تَعْلِيمِ أَحَدٍ لِكَوْنِهِ غَيْرَ صَحِيحٍ نِيَّ Bırak kişinin niyeti tuğla sahih olmasa, yahşib olmasa ders verişinden onu menkı koymaz. Ders alıştan menkı koymaz. Bırak kişiye ders verişinden boş tartmasın, niyeti yahşibmasa kendiden koymalar. Ne mi için? Çünkü Sufyan ve başkaları ayetediler ki ulamalar طَلَبُهُمْ لِلْعِلْمِ نِيَّ Niyeti kalbindekisi meyledi mi bu seyem? İlimi talep kılıyor kendini uzun güzel niyet. Meyledi meşhur oluşu okuyken dur. Meyledi dedesi kazı bugün uzayam kazı bu maksudur. Meyledi dedesi başka bunlar seni mecburlayken o şeyini becerip koyamayın diye okuyken dur. Meyledi. Uç ne kadar bu seyem okta olsun. Ne mi için ise şu ilimge kep kagenini uzun yakışı niyet. Bu yerde başka sır var. Bu sır ne mi dese? Ulamalar etken ki İmam Şafii etkenler bu yapın. Başkaları mı etken? Talabna l-ilme li gayrillah fe aba en yekuna illa lillah. Biz ilimle Allah'dan başka nesne için talep kılıp başta geldik. İlim fakat Allah için buladigen buldu. İlim özü bizi niyetimizi doğrula koydu. Biz başka niyetle başta geldik ilimle. İlim bizi niyetimizi doğrula Allah için ilim ama günümüzse koymadı. İlim özü koymadı bizi. Allah'dan başka nesne için ilim alışkı. Çünkü yap geldi bizden. Değişken şunun için İstanbul işinden ümit kılıp talim versin deyildiler. Mânehu kânet gâyetuhu ansâra lillâhi teâlâ. Yani neticesi ilmimiz Allah için buldu. Başlanışı Allah için bulmaken Musa'ya ki nihayesi Allah için bulup tuhtar. Bu yani yaman niyette yani ki buzluk uçtaki dünyavi niyette okuyun diyemez yok. Kimdir ıslah kılışı ürgülmeydi başında? Yani ki türlü düşünceler bilen gelen. Mesela köpçülük şu dini ilimge hem, cari ilimge hem, Kur'an okuş mu, fikh organış mı? Bir, ne diyemiz, trikçilik menbesi sıfatında bir sahadip kareydi. Şimdi kare edilenler var. Bu oluşu mümkün bu ya. Vakti kere ders verse, doktor bulsa, başka olsa, muallim olsa, aile gayret bulsa, bu var. Lakin ahiret ilmi uçu alınmıyor. O şey niyette gelişim mümkün. Pul tapamaz şundan diye. Yani ki başkalar gete kaçıp gelişim mümkün. Seni böyle kar oldun ben ikiyem buladı diye. Yani ki başka türlü niyetler buluşu mümkün. Hususen yaşlarda niyet doğrulaş kıyılmaz. Şunu niyetin yaşamasa kendini tarkılmasın. Doğru bazı muhaddisler tazir için hadis etmeye koyganları var. Abdullah ibn Davud ki okşar. Allah ibn Davud'un yüzüye karışını özü ibadet degenler bakıyor. Şunu diyor salih adam bu. Yüzüye karışını özü ibadet. Abdullah ibn Davud'un yüzüye karışını özü. Deyip etken Vakıya ibn Cerrah. İmam-ı Şafii ustazlar. Lakin o şey Abdullah ibn Davud hadis etmeye koyuyor nekeller. İmam-ı Zahabi'ye eğitir. Ne demek ediyse talim aleykellerinin niyeti araylaşmıp kaldı degenler. Yani saf Allah için bu mekaldı olan ki. Başka meselelerden araylaşıp kaldı. Bir etmeye koyuyorlar. Başkalar biriyken o için o kişinin oranı gibi. O kişinin ki bir megenliği onun için bilinme gibi. Yani ulamalı etti ki yok şunu koysayan biri olsun. Çünkü İslam bu kadar. Niyet, talim alış aslında İslam olur.
Yani özümüzden kitabını okup özümüzü kança kemçiliklerimizi körü yapmız. Niyetimizi daha doğru gün köp orunda kıskılı yapmız. Yani eğer biz başıdan şu buzul niyetimiz varlığını ustazımız bilip biz men kıpırgen de biz şu kitabın içindeki şu niyeti doğrulaş hakkındaki ilimlerini bilmezden bir yolu ne yaxşı niyet var, ne ilim var, cahil boyu kalardı. Niyetimizden bozuk kalardı, doğrulamadı. Ha, bize niyetimizi doğrulanış gibi ne yapıp geldi? O yüzden bize birinci yapıp gelen derse doğru niyet, hakiki ihlas bu meseleye. Lakin kademme kadem ihlasını organıp, niyetini doğrulup ve neticede ilmimizi, her gün ilmimizde niyetimizi yenilip, barıp ilmimiz Allah için okuladırken bu kadar. İnşallah. Böyle düşünüyorum. Başta kıyın tüyledi. Niyeti doğrulaş, kalbini ıslah kılış, ihlasını uzlaştırış. Hakikat de kıyın. Başında mutlaka mümkün vaski okşap tüyle. Lakin mümkün sahabalar kıyan, salih salihler kıyan, ulamalarımız kıyan, hazır geçe ulular, ulamalar kollab geledi. İhlasını uzlaştırış kıyın, lakin mümkünlerse bu mezenlerse. Kişi ihlas getirdi olsa mezakını. Kalbi rahat ki, ruhu huzurlu tolay. Hayatı hem güzel bulur. Dünyası hem kem bulmayı. Ahirete abad bulur. Her bir harfiden kette acır olur. Fakat başında nefs onu kıyın kursetti. O yüzden de bizge bana şu ustazlarımızı bizge az günü yan verişi, niyetimizi doğrulaşık hareket kılışı, demek bizi ilmimizi devam ettirişi, başlangıçta güzel bulması her niyetimiz. Gelecekte şu niyetimiz doğrulanır, barıp her bir harfini Allah için aladigan ve Allah için yetkez edigen kişiye eğlenmemiz inşallah. Çünkü dediler ki bu Allah'ın fesinde şagirdlerde bir kişinin bir ardasının niyeti nakıs olsa dersten mahrum koymaz. Belki onu sekin sekin ihlası kurtarıp yapacağız. Lakin şunda hem kâr kılmayı asla ahlakı bozukları olsa onu cevap verir varış gerek. Şunda kadar böyle. Başkalarını buz et. Onlara cevap verir varış gerek. Lakin nakıslarını kemalı bir yetkisi bu. Hulasa kelam büyüğünü derste mi demek? Fikhi hükümetler talim verişte ve şagird ki ustaz tamamından lazım bugün ahlaklar, münasebetler ve sıfatlarını ettiler. Ahirki etkenleri şagirdlerini ilimden niyet edip mahrum kılmasın dediler. Hususen niyet Allah bilen benden ortasında girerse taşkarlar hüküm kılış kıyın. Alametler bilen benzeyen şu halette demek şagirdini geleceği de hılaslı buluştan ümit kılıp devam ettirsin deb aytdilar. Alloh taolo hammamizga ixlosni nasib aylasin. Ana shunday ixlos bilan ta'lim berib, ta'lim olishni, ilm olishni Alloh hammamizga muvaffaq qilsin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi rabbil alamin.